Tüm mahalle muhtarı niye dövdünüz lan? Bir şey izletmiyorsunuz ya. Anahtarınız yok mu sizin ya? Niye çalıyorsunuz şu kapıyı? Wow. Merhaba. Merhaba. Ben Cenk'le Ecem'e gelmiştim ama yanlış mı geldim acaba? Hayır, doğru. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle bir şey yapayım. Ha. Ha, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun, buyurun lütfen. Ha, bu arada tanışamadık derim, ben Ecem'in arkadaşıyım. Yani yeni tanıştık ama hemen arkadaş olduk. Ben de Levent. Cenk'in liseden, Ecem'in de üniversiteden arkadaşıyım. Aynı zamanda ikisinden iki aşağı edeyim. Ne güzel. Ecem'le Cenk yok mu? Birazdan gelirler, alışverişe kadar gittiler. Siz Cenk'le mi çalışıyorsunuz? Yok, ben hırsızım. Yani gönül hırsızıyım. Her an sizin kalbinizi de çalabilirim. Ay, ne şakacısınız ya, çok hoşuma gitti. Gerçekten mi? Hemen geliyorum. Anlat bakalım derin ya. Evli misin, bekar mısın, erkek arkadaşın var mı, ailenle mi yaşıyorsun, erkek arkadaşın var mı, anlat işte. Merhaba, ben Derin. 26 yaşındayım, bekarım, erkek arkadaşım yok. Oh, süper. Baba parası yiyorum. Açık sözlü yüzde. Güzel, güzel. Ne iş yapıyor baba? Fabrikaları var, tipik. Yok artık canım, daha neler. Aha, neler neler. Ha, ciddi. Peki Derin'cim, yani senin kadar bu kadar böyle güzel bir kadının neden erkek arkadaşı yok acaba? Ya çünkü açıkçası ben kendime denk birini arıyorum. Hero eşini yani? Yok, zengin birini. He. Sen ne iş yapıyorsun? Patronum ben. Ya. Tabii. Şirket var bizim. Cenk'le beraber çalışıyoruz yani. Cenk benim için çalışıyor. Allah Allah. Ama ben çok ilgilenmiyorum tabii şirketle. Zenginsin yani. Tabii tabii, zenginim ama çok söylemeyi sevmiyorum bunu dışarıda. Tam bana göre desene. Neymiş tam sana göre olan? Levent'in zengin olması. Zengin? Evet. Cenk'i patronuymuş ya. Benim patronum. Evet. Aa, benim gömleğim. Benim şöyle. Oğlum, benim evim burası.